kadınların evlendikten sonra kocasının soyadını alma zorunluluğunu ortadan kaldıran Anayasa Mahkemesi kararı artık yürürlüğe giriyor. Karar geçtiğimiz yıl Nisan ayında çıkmıştı ve mahkeme meclise kanunda boşluk oluşmaması için 9 ay içinde yasal düzenlemeyi yapma süresi tanımıştı. İşte o süre bugün itibariyle doldu efendim. Hukukçulara göre kadınlar artık evlendikten sonra sadece kendi soyadlarını kullanabilecek. Süre doldu artık yürürlüğe giriyor. Evlenen kadınlar kendi soyadını kullanabilecek. Bence güzel. Ki kendi soyadımı kullanmak daha iyi. Hiçbir kadın istemiyor herhalde. Yani. Şimdi soyadını almayayım. mı? Evet. Neden? Ya yani genelde öyle ya. Karar Anayasa Mahkemesi'nden çıkmıştı. Yüksek Mahkeme evlenen kadının kocasının soyadını alma zorunluluğunu içeren maddeyi kadın erkek eşitliğine aykırı bulmuş, kadınların evlendiklerinde sadece kendi soy isimlerini kullanmalarının önünü açmıştı. Herkes kendi soyadını taşıyabilir. Eşiniz kendi soyadını kullanmak istese? Kullanabilir. Ama gerek var mı tabii? Bence yok. Yani siz eşinizinkini kullanabilirsiniz. Ben eşimin soy ismini kullanmaya devam ediyorum. Ya eşim sonuçta sevdiğim insan. Yani onun soy ismini almakta gurur duyuyorum açıkçası. 28 Nisan 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararla ilgili Anayasa Mahkemesi kanunda boşluk oluşmaması için meclise 9 ay içinde düzenleme yapma süresi tanımıştı. O süre bugün de doldu ancak meclis bu süreçte hiçbir çalışma yapmadı. Mutlaka bir düzenleme yapılacaktır çünkü başka maddeler de var ona bağlı olan. Çünkü artık bir 387. madde yok yani. Peki bundan sonra ne olacak? Yasal düzenleme henüz yapılmamış olsa da hukukçular Anayasa Mahkemesi kararının 29 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti. Ya diyelim ki yarın bir çift evlenecek. Ya 29 Ocak'ta evlenecek yani. Kendi soyadını kullanmak istiyorsa, yani böyle bir beyanda bulunursa kadın kendi soyadını alabilecek. Yasal düzenlemeyi bekleme gerek yok zaten bekleyemez. Ancak hukukçulara göre yasal düzenlemenin bir an önce yapılması şart. Ailenin ortak bir soyadının olup olmayacağının, çocuğun hangi soyadını kullanacağına dair bilinmezliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. En büyük sorunlardan biri çocuğun soyadı konusu. Şu anda ailenin soyadı olmayacağına göre, kadının belki kendi soyadı farklı olacağına göre. Meclisin kadınların kendi soyadını kullanabileceğine dair düzenlemeyi yeni yargı paketi içinde ele alması bekleniyor.